Kahramanca Maceralar 1505-1512. Fernand Magellan'ın kariyeri aslında Malabar kıyısında, yani şu anda Britanya Hindistan'ın güneyinde, Umman Denizi'nin sınırı olan bölgede başladı. Bu kıyıdaki şehirler Portekizlere zengin ödüller sunuyordu. Bunların bazılarını anlaşmalarla, bazılarını ise işgallerle elde etmişlerdi. Başlangıçta ticareti uzun süredir o güne kadar Avrupa'yı ve Batı'yı Hindistan'ın en zengin ürünleriyle besleyen Araplara ait olan denizlerine gelen bu yabancılara dostane yaklaşsalar da yerler çok geçmeden saf değiştirdiler ve açıkça düşman oldular. Ne var ki Don Francisco ve filosu karşı koyamayacakları kadar güçlüydü ve vali olarak atandığı ilk büyük liman olan 1791'den beri Britanyalıların elinde bulunan Kananur'da halk tarafından coşkuyla karşılandı. Armada top atışları, bayraklar ve sancaklar tufanı arasında limana girdi. Birlikler karaya çıkarıldı. Almeida ile yerli vali arasında ziyaret törenleri yapıldı ve Büyük Narsinga kralından bir elçi kabul edildi. Kananur'a ayak bastıktan hemen sonra Almeida kral naibi mevkisini ve unvanını talep etti. Çünkü vardığı topraklar kralı tarafından vali olarak atandığı yerde. Burada sadece 5 gün geçirdi ve bu süre boyunca her zamanki enerjisiyle hemen bir kale inşa ettirdi. 150 kişilik bir garnizonu arkasında bıraktıktan sonra Koçin'e doğru yola çıktı. Koçin'e 1503 yılında yerleşen Portekizliler ilk 2 yıldır oradaydı. Dolayısıyla Almeida iyi karşılanacağından emindi. Aslında yerli krallık kral naibine yapılan karşılamada bir nevi kendi kendisini feshetti. Çünkü kral Nambeadoro altınlarla süslü devasa bir filin sırtında yanındaki borazanlı ve timballi kalabalık heyeti ile birlikte bizzat karşıladı. Naibe de bir fil tesis edildi ve ikili şehire birlikte güçlü bir süvari alayı eşliğinde girdiler. Almeida başkentin büyük meydanında krala yeniden taç taktı. Koçin ve Kananur'da Portekizlilerin gelişine karşı büyük miktarda biber ve baharat depolanmış ve bunlar 1506 yılı Ocak ayının ilk haftasında Avrupa'ya yelken açan bir filonun gemilerine yüklenmiş. Filo Mayıs'ın son haftasında Lizbon'a varmıştı. Bu yolculuğu olaylı ve kayda değer kılan ise Şubat ayının ortalarında Madagaskar adasının keşfiydi. En azından Avrupalılar tarafından ilk kez görülmesiydi. Çünkü Mağribiler tarafından uzun süredir Ay Adası olarak biliniyordu. Şimdiye kadar Hindistan'ın ilk genel valisi Don Francisco için her şey yolunda gitmişti. Kendisini bu mevki için en uygun adam olarak göstermiş, müthiş gözü pekliğiyle Arapları ve yerleri etkilemiş ve bir nevi hayrete düşürmüştü. Araplar yüzyıllardır atalarının elinde bulunan ticaretin sona erme tehlikesiyle karşı olduğunu görmüştü. Yerlerse özgürlüklerinin işgale uğrayışına ve geri verilmeksizin topraklarının ellerinden alındığına tanık olmuştu. Dolayısıyla Araplar ve Calicut'un güçlü Zamorin rimleri birlikte plan yaptılar ve savaş bulutları ufukta belirdi. Calicut, Malabar kıyısında Kananur'la Koçi'nin neredeyse tam ortasında bulunur. Burası 1498'de Gama'nın ziyaret ettiği ilk Hint şehriydi. Bu yüzden Portekizlileri herkesten iyi tanıyorlardı. İnsanların Portekizlileri tanıdıkça daha az sevdikleri iyi bilinen bir gerçekti. Çünkü Portekizliler küstah, baskıcı, zalim ve açgözlüydü. Araplar bu denizlere onlardan yüzlerce yıl önce gelmiş olmalarına rağmen Portekizliler denizlerdeki her şeyi gerek keşif hakkıyla gerekse Papa'nın izniyle talep ediyordu. Papa o zamanlar bilinmeyen dünyaya İspanyollar ve Portekizlilere vermek zorunda kalmıştı. Sakinlerini gözetmeden tüm bu bölgeleri paylaşmak ve feshetmek bu iki ulusun işiydi. Doğu Hint adalarındaki halklar da tıpkı Batı Hint adalarındakiler gibi Romalı ruhani liderin bu hareketine hiçbir hakları olmamasına rağmen topraklarını dağıtmasına çok kızgındı. Batıdakiler daha uygar ve daha güçlüydü. İki taraf da durumlarını gözeterek eyleme geçti.
Kısacası Kalikut Zamorim'i Arapların da yardımını alarak 200'den fazla gemiyi içeren muazzam bir armada oluşturdu ve donattı. İşlerinden 80'i bilindik gemilerdeyken diğerleri büyük provalıydı. Öyle çoktular ve öyle sıkı sıkıya bir araya getirilmişlerdi ki Kananur'a doğru ilerlerken bir ormana benziyordu. Güvertelerinden binlerce savaşçı vardı ama valinin Yılmaz oğlu ve babası orada bulunmadığı için saldırıyı üstlenmeye zorlanan Don Lorenzo topu topu bir düzine gemi ve bini bulmayan asker çıkarabilmişti. Ancak bunlar devasa gemilerdi. Öte yandan Portekizliler de çok değerli ve yürekli insanlardı. Bu sayede Don Lorenzo küçük filosunu bir çivi gibi düşman filosunun ortasına sürdü ve ortadan ikiye böldü. Rodrigo Rebello adlı büyük Nao içindeki Lorenzo, Maribi sancak gemisine doğru ilerledi. Kanca ile düşman gemisine tutundu ve güvertesine çıktı. 600 düşman ona ve adamlarına hışımla saldırdı ama boşunaydı. Kısa süre sonra hepsi ya öldürüldü ya da denize fırlatıldı. Ele geçirdiği amiral gemisinden ayrılınca daha ağır bir geminin peşine düştü ve güvertesine çıktı. Bu seferkinde 1500 kişi vardı ve elbette başka bir Portekiz gemisinin kaptanı olan Nuno Vaz Pereira düşmanın öbür tarafın yanına demirlemese bu defa yenilecekti. İki gemideki toplam Hristiyanların sayısı bile mağribilere denk değildi. Ama böyle çift taraflı bir işgal karşısında yüzer yüzer düştüler. Fernand Magellan da gemisinde görevli olduğunu Novaz Pereira ile birlikteydi. Gemiye çıkan askerlerden bir kısmını iki yanda duran Hristiyanların arasında güvertenin üzerinde sıkışıp kalan mağribi yığının içine sürdü. Kendisi de kılıcıyla bir yandan bir yana kanlı çizgiler çekiyordu. Az sonra teberiyle düşmanın üzerine atılan Dom Lorenzo ile yüz yüze geldi. Arbede korkunçtu. Çünkü kimsenin durabileceği ya da isteyebileceği bir boşluk bile yoktu. Güverteler bilek boyu kanla doluydu ve vahşi karşı koyucular kımıldayamaz halde oldukları için ayakları üzerinde zorla duruyordu. Tanrı'ya sena diye bağırdı Dom Lorenzo buluştukları anda. Eğer işin ucunu bırakmazsak bu köpeklerin hakkından geleceğiz. Ve işin ucunu bırakmadılar. Ta ki şanssız sefiller öldürülene ya da kanlarıyla her yanı kırmızıya boyalı denize atılana kadar. Filonun başka kısımlarında da benzer sahneler yaşanıyordu ve sonunda mücadele linç aleyhlerine döndüğünü anlayan mağribiler mahvolmuş provalarını terk ederek Portekizlilerin zaferini kabul ettiler. Fernand Magellan bu çatışmada bir yara aldı ve haftalar boyunca Kananur'daki hastanede yattı. İyileşir iyileşmez eski kumandanı Pereira'nın emrine girdi ve Afrika kıyılarına doğru yola çıktı. Kaleler inşa ederek ve mağribilerle çatışarak aylarca burada kaldılar. Bazı çarpışmalarda ağır yenilgiler aldılar ancak en büyük kayıplarına sebep olan şey Mozambik'in ölümcül iklimiydi. Mozambik kıyılarına kuzeydoğudan esen muson rüzgarları yüzünden aylarca denize açılamadılar ve dolayısıyla Hindistan'a dönemediler. Muson'un ilk değişiminde hızla Malabar kıyısına döndüler. Burada önceden diktikleri hisarları buldular. Ancak sadece Calicut Zamorimi ve kralı değil, daha güçlü bir düşman da Portekizlere karşı açıkça meydan okuyordu. Bu yeni düşman Mısır Sultanı'nın ta kendisiydi. Sultan nihayet Kızıldeniz'den ve Umman Denizi'nden geçen büyük ticaret kervanlarını kaybetme tehlikesine karşı davranmış ve amiraline bir gemi filosu inşa etmek ve yağmacılara karşı koymak üzere yollamıştı. Emir Hüseyin adlı bu amiral savaşçılıkta becerili olduğu kadar acımasız ve enerjikti. Kızıldeniz'de tek bir gemi bile olmadan gerekli ağaçların Küçük Asya'da kesilmesini ve deve sırtında Süveyş'e nakliyesini sağladı. Süveyş 10 tane gemi inşa edildi. Denize indirildi ve gerekli ekipmanla donatıldı. Filonun çekirdeğini oluşturacak bu 10 gemiye çeşitli limanlardan topladığı yenilerini ekledikten sonra Dom Lorenzo'nun Çağıl nehrinde duran filosunun peşine düştü. Dom Lorenzo gemisi için savaşsa da filosunun gemileri güverteleri suyla dolacak kadar hasara uğrayınca teslim olmadı. Ama düştü, yaralandı ve tüm yürekli denizcileriyle birlikte öldü.
Bu zafer Mısırlıya pahalıya mal oldu. Çünkü valinin öfkesini kazandı. Oğlunun ölümüyle deliye dönen vali, savaştan sonra bir yıldan uzun süren düşmana yakın bölgeye çekmekle uğraştı. Sonunda tam da Emir Hüseyin'le bir araya gelmek üzere yelken açacakken, yani filosu Kananur'dayken, Almeida Don Manuel'den bir buyruk aldı. Bu emre göre valilikten istifası ve görevi Umman Denizi'ndeki filoların arasında büyük karmaşaya yol açan Dom Afonso Albuquerque'ye devretmesi gerekiyordu. En sevdiği oğlunu kaybettiği için şevkini de yitiren Almeida, Mısırlı amiralden intikam alana kadar mührünü, anahtarlarını ve evraklarını teslim etmeyi reddetti. Albuquerque'yi ve onun danışmanlık teklifini sert bir biçimde geri çevirdi. 2300 adamı taşıyan 19 gemilik filosuyla birlikte hışımla denize açıldı. Karşısında çıkan her gemiyi ve şehri yok etti ve eline düşen hiçbir Müslümana acımadı. Oğlunun ölümünden onları sorumlu tutuyordu. Mısırlı'nın zaferi 1507 Aralık ayının son gününde gelmişti. Büyük Portekizli kaptanlar Almeida ve Albuquerque 1508 Aralık ayının ilk haftasında Kananur'da buluştular ve Almeida'nın intikam alma fırsatını ele geçirmesi 1509 yılında Şubat ayını buldu. Şubat'ın ilk haftasında 100 yelkenliden ve aralarında 800 öfkeli zincir zırhlı Memlüklü'nün de bulunduğu binlerce adamla oluşan Mısır filosunun Duttiyu limanından demir aldığı öğrenildi. Saldırıyı büyük kutsal hayalet kalyonundaki Kaptan Nuno Vaz Pereira kumanda ediyordu. Yanında ise yarısı iyileşmiş olan Fernan Magellan vardı. Magellan askerlerinin bir kısmını Mısır sancak gemisinin güvertesine çıkma emri vermişti. Takip eden Arbede öyle korkunçtu ki 800 kişilik Memlüklülerden geriye bir küçük bir grup kaldı ve Portekizliler zaferi elde edene kadar iki taraftan da 4000'den fazla kişi öldü. Mısırlılar teslim oldu ve bu imansızların ilerleyişini engellemek için yaptıkları son hamleydi. Bu savaşla birlikte Portekiz'in Hint adalarındaki üstünlüğü herkesçe kabul edildi. Magellan bir kez daha, bu kez hafif yaralanmıştı ve sevgili kaptanı Pereira boğazından vurulup ölmüştü. Sonuç olarak başka birinin sancağı altında ilerlemek zorunda kaldı ve Almeida Mısırlıları yendikten sonra aktif savaşlardan çekildiği için Magellan Albuquerque'ün yanında yer aldı. Almeida'nın yüreğinde belki de haklı olarak neredeyse tüm Hint adalarını işgalini gerçekleştirdikten sonra kendisini halife olarak yollanan Albuquerque'ye karşı derin ve büyük bir kıskançlık vardı. Aslında daha yapacak çok işi olduğunu düşünüyordu ve kralın planlarını başarıyla gerçekleştirmiş olduğu için otoritesini başkasının ellerine bırakmayın güvenliği yoktu. Sonunda Almeida'nın tahminlerinde haklı olduğu ortaya çıktı. Kısa görev süresinde harikalar yaratmış olsa da Albuquerque fethin yayıldığı alan konusunda onu çok çok aşmış ve kurduğu örgütlü hükümetler adına çok daha fazla duyurmuştu. Aynı zamanda Portekizli Mars olarak bilinen büyük Albuquerque, Portekiz Hindistanı'nın ikinci valisi olmasının ve birçok açıdan kendisine denk olan birine arkasından gelmesine rağmen Uzak Doğu'daki engin Portekiz İmparatorluğu'nun asıl kurucusu olarak görüldü. Asil tavrı ve hareketleriyle tipik askerlerinin ifadesiyle ideal bir askerdi ve kar beyaz sakalıyla saygı uyandırıyordu. Ve babacan görünüşü ve güler yüzlü tabiatıyla birçok zorluğu paylaştığı adamlarının gönlünü kazanmıştı. İki muhalif vali arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşturulunca Fernan Magellan Albuquerque'ün sancağına yazıldı ve 1509 yılının Nisan ayında Malakka'ya doğru yola çıktı. Magellan kısa sürede yeni kaptanın Sequeira'nın Bilge Pereira kadar büyük bir adam olmadığına kanaat getirdi. Yine de tüm emirleri yerine getirdi ve Sequeira'nın Malakka limanına girip gemilerini Malay filolarının ortasına demirleyince kendisine verilen tehlikeli görevi itirazsız kabul etti. Yine de etrafında gördüğü şeyler
şeylerden kuşku duymaya başlamıştı ve Malakka Kralı kaptanı ve tüm subaylarını akşam yemeğine çağıran davetini ilettiğinde niyeti onları öldürüp gemileri saldırmaktı. Magellan Sequeira'yı zamanında uyararak hem kaptanın hem de gemilerinin canını kurtarmayı başardı. Ne var ki tuzağa dair bir kanıt yoktu ve muhtemelen kralı çok erken yargıladığı hissiyle kaptan Malayların gemisine girmesine izin verdi. Ancak Malakka kralının yüklenmeye hazır ciddi miktarda biberi ve baharatı olduğunu söylemesi üzerine Portekiz gemileri neredeyse tüm küçük teknelerinden yoksun kaldı. Tecrübeli kaptan olan Francisco Serrao büyük bir denizci grubuyla kıyıya gönderilmişti. Böylelikle filo en iyi adamlarından mahrum bırakılarak zayıflatılmıştı. Bir katliam planlanıyordu. Bunun işareti ise Hisar'dan gelecek bir silah sesi olacaktı. Kralın şölen sırasında Portekizlileri katletme niyetine dair eskisinden daha fazla kanıta sahip olmasa da Magellan gözlerinin gördüğüne inanmak zorundaydı. Huzursuz oldu ve güvertede konuşlanmış olmasına rağmen Kaptan Sequeira'nın kamarasına gitti. Niyeti kuşkularını kaptana açmaktı. Onu bir Malay subayıyla satranç oynarken buldu. Etrafında ise Kris denen Malezya kamalarından taşıyan 7-8 tane haşin görünüşlü yerli vardı. Gözlerini satranç tahtasından ayırmayan Sequeira, Magellan'ın fısıldadığını uyarılarını dinledi. Sonra halen şüphe duymamasına rağmen Magellan'ın Serraro'ya yardım etmek üzere kıyısına çıkmasını, ayrıca bir denizcinin de Grandi çanaklığına çıkarak limanda olup bitenleri izlemesini emretti. Denizci yukarıdaki görev yerine henüz varmıştı ki aşağıya bakınca Malaylardan birinin Sequeira'nın arkasında dikildiğini ve eğri kamasına çekildiğini, ayrıca manidar bir biçimde arkadaşına baktığını gördü. Arkadaşı başını salladı, sanki henüz işaret verilmedi dercesine onu uyarıyordu. O anda Hisar'dan bir top sesi haline sesi geldi. Bu uyarıyla birlikte denizci haykırdı. Tuzak kaptan, hayatımız tehlikede. Kaptan ya bu uyarıyı duydu ya da olup bitenden zaten farkındaydı. Ve oturduğu yerden öyle süratle fırladı ki kamalı malayı şaşkına çevirerek güverteden kaçtı. Orada hemen bir kurtarma ekibine katıldı. Birlikte kamaradaki malaylara saldırdılar ve kimini öldürüp geri kalanları da gemiden aşağı attılar. Gemisini düşmandan henüz kurtarmışken provaları silahlı bir filonun burnundan dönüp limana yöneldiğini gördü. Halatlarını bırakan Sequeira filonun ortasına ilerledi ve büyük silahlarıyla sağa sola ateş açtı. Öyle ki parçalanmayan ve dibi boylamayan bazı provalar bile yeniden denize çıkmaktan çekindi. Bu sırada Fernand Magellan gemisi bir sürü Malay tarafından işgal edilmiş olan Francisco Serrao'yu ve adamlarını kurtarmaya gitmişti. Büyük tehlike içindeydiler çünkü Malaylar fiilen teknelerini ele geçirmiş ve yok etmeye giriştirmişti. Magellan tam zamanında yetişti ve onun yardımıyla düzenbaz hainler sürüldü. Yani denebilir ki aslında Serrao'nun tayfasının hayatını o kurtardı. Serrao bu gerçeği asla unutmadı ve o andan itibaren Magellan'la yakın dost oldular. Magellan Hindistan'dan ayrılıp memleketine döndüğünde Francisco Serrao ona sık sık mektup yazdı. 10 yıl kadar sonra Baharat Adalarından yolladığı bir mektupta Fernan'ın bu adaları Güney Amerika'dan ve Pasifik Okyanusu'ndan geçerek gelme işini üzerine aldığını bildiriyordu. 60 kadar Portekizli kıyıda esir alınmıştı ama fidyelerini verip kurtarmak için boş yere birkaç gün bekledikten sonra Sequeira kendi esirlerinden ikisini karaya yolladı. İkisinin de başında beyinlerini delmiş birer ok vardı. Böylelikle krala mesaj yolluyor ve düşmanlarının ihanetinin intikamını alacağını, aksi takdirde diğer esirleri de aynı şekilde yollayacağını bildiriyordu. Ardından Hindistan'a yelken açtı. Ama Kanaanur'a varmadan önce Albuquerque'ye karşı davasında sarıldığı Almeida'nın Portekiz'e gittiğini öğrendi ve rotasını değiştirerek onu takip etmeye karar verdi. Hükümsüz kılınan vali asla Portekiz'e varamadı.
Yolda Afrika kıyılarındayken su ve erzak için Saldanha Körfezi'nden gemiden indi. Burada kafirlerle bir çatışmaya girdi ve öldürüldü. Rakibi ve halefi Albuquerque 5 yıl daha yaşadıktan sonra Almeida gibi Hint denizlerinde 1515 yılının Aralık ayında Goa'da öldü. Magellan ve Serrao kumandanlarının peşinden Portekiz'e gitmediler. Ama Cochin'den sonra yollarını devam ettiler. Cochin de muhtemelen Calicut'a kısa süre önce feci bir yenilgiye uğrayan Albuquerque ile buluştular. Albuquerque o sırada Portekiz'e baharat ve başka değerli mallarla dolu bir filo yolluyordu. Artık kaptanlığa yükselmiş, bu mevki erdemli davranışıyla kazanmış olan Fernand Magellan'a filo